Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı sayfa 185 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Ders Kitabı cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 185 örgün eğitim kurumları ile yaygın eğitim kurumları arasındaki farkları örnek vererek açıklayınız. Cevap: Örgün eğitim, birbiri ardına aşamalardan oluşan eğitimdir. Bir aşamayı tamamlamadan diğer aşamaya geçemezsiniz. Örneğin, ilkokulu bitirmeden ortaokula geçemezsiniz. Örgün eğitim kurumları belli yaş gruplarına yöneliktir. Yaş bellidir. Kademeler ön koşuldur. Milli eğitimin temel amaçları vardır. Okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim, yüksek öğretim, açık öğretim, uzaktan öğretim vs. yaygın eğitimde birbirini takip eden aşamalar yoktur. Yani bir eğitimi almak için bir önceki eğitimi almanıza gerek yoktur. Yaygın eğitimde yaş sınırlaması yoktur. Belli bir yaş yoktur. Kademe ve ön koşulluk yoktur. Bireyin amaçları vardır. Halk eğitimi, dershaneler, özel kurslar, hizmet içi eğitim kursları vs. Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ders kitabı sayfa 185 cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.